Herkese merhabalar. Bugün kitabımız Oblomov. Bu kadar uzun süre tembellik yaptıktan sonra dönüş için bence en ideal kitap oldu. Çünkü Oblomov bir roman karakterinde karşılaşabileceğiniz en tembel roman karakteri. Ama bu kadar uzun süredir ortalarda olmamamın tek nedeni tembelliğim de değil, aslında geçerli bazı nedenlere de sahibim. Bunlardan en önemlisi hanımın tuz süreciydi. Öncesinde bir hazırlığı vardı, arkasından tercih sürecini yaşadık. Sonrasında başlangıç ve taşınma sürecimiz oldu. Daha da sonrasında benim tayin sürecim başladı. Bu kadar uzun süre içerisinde de sürekli bir yeni düzene geçme modunda olduğumuz için video çekmeye biraz ara vermek zorunda kaldık. Ama sonrasındaki birkaç aylık döneme bakacak olursak orası gerçekten de benim tembelliğim diyeceğimiz evre. Geçecek olursak Oblomov karakteri gerçekten aşırı tembel. Yani hayallerinizin ötesinde bir tembelliğe sahip. Bu kitabı okurken bir tembelseniz benim gibi kitapta şunu yaşayacaksınız. Benden daha ötesi varmış. Bu tembelliğin zirvesi ben değilmişim duygusuyla biraz kendinizi rahatlatabilirsiniz bile. Çünkü karakterimiz o kadar tembel ki hizmetçisi olmasa çizmelerini dahi zor giyecek, üstüne bir hırka almaya erinen, yatağından kalkması bile saatler süren bir karakter. Bir yandan bu kadar abartılı bir tembel karakteri sunarken bize, diğer taraftan tembelliğin karakterini çok güzel bir şekilde çizmiş. Çünkü Oblomov'da şununla da karşılaşıyoruz. Mesela yüksek bir duygu yaşadığında, bir hanıma karşı aşk yaşadığında, onun beklentileri arttığında bir çalışkandan çok daha fazla efor sarf edebiliyor. Hatta hayaller ötesinde bir emek ortaya koyabiliyor. İşte bu tembel dediğimiz karakterin en karakteristik özelliklerinden biridir. Biz bir adamı belli süre içerisinde çok ciddi bir çalışma içerisinde gördüğümüzde genelde böyle tembel mi olur gibi bir tepki veririz. Oysa ki tembeller gerçekten böyle bir özelliğe sahiptir. Anlık yüksek duygular yaşarlar ve bu yüksek duyguları yaşadıkları evrede herkesten çok daha çalışkan olabiliyorlar. Tembel dediğimizde genelde aklımıza yeteneksiz, işe yaramaz, sakar tarzda insanlar gelir. Ama kitapta da vurguladığı bir nokta var. Gerçekten bir tembel çok yetenekli, aşırı derecede bir işi başarabilme özelliğine sahip olabilirler ve bu bazen ters tepiyor çünkü mükemmelliyetçi bir özelliğe sahip olup aynı Oblomov'da olduğu gibi çok büyük hayaller kuruyor. Kurduğu hayaller gerçekten hedef şeklinde kuruyor bu hayalleri. Bunlara ulaşması imkansızlaştıkça da tembelliğine bir bahane oluyor. Daha çok tembellik yapıyor. İşte bu da bir tembelleşme şekli. Bütün bu açılardan değerlendirdiğimizde yazar tembellik karakterini gerçekten çok güzel bir şekilde işlemiş. Ama bunun yanında Oblomov karakterine eklediği bazı özellikler daha var. Bunlardan en barizi ise ahlaki değerlerinin çok üst seviyede olması. Oblomov o kadar ahlaklı bir insan, o kadar temiz, o kadar saf bir insan ki yeri geldiğinde insanların onu nasıl dolandırdıklarını, nasıl kandırdıklarını fark edemeyecek seviyede saf biri. Ve ahlaki erdemler noktasında öyle düşünceleri var ki sıradan bir insanı böyle hayretler içerisinde bırakabilecek seviyede. Aynı zamanda çalışkan insanların ahlaki değerlerden yoksunluklarını o kadar güzel eleştirilerle ortaya koyuyor ki o insanların çalışmalarının anlamsızlığını o kadar güzel vurguluyor ki bu şekilde felsefi olarak çok ciddi ahlak tanımları da karşımıza çıkartabiliyor. İşte bütün bunlarla değerlendirdiğimizde burada önemli bir ayrıntı görüyoruz ve kitabın yazarı da bu noktayı neden ortaya koydu diye düşünmemiz gerekiyor. Bunu düşünürken ayrıca kitabın diğer özellikleriyle de değerlendirdiğimizde karşılaştığımız çok ilginç bir nokta var. Aslında bir batılılaşma propagandası yaptığını görüyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz diyecek olursanız ilk nokta olarak bu ahlaki noktadan değinmek istiyorum. Kitaba göre Oblomov Rusların geçmişi aslında. Yani asilzade bir beyefendi, çok ahlaklı, çok mükemmel bir insan ama tembel. Yazar geçmişlerini bu şekilde sunuyor. Bizdeki batılılaşma propagandalarına bakacak olursak geçmişimizi yobaz bir görüntü içinde çizer. Ahlaksızdır, bilimden uzaktır, akılsızdır, tembeldir. Ne kadar kötü
vasıf ekleyebilirse ekler ve geçmiş için bu iğrençliğinden, bu pisliğinden kurtulmamız lazım, kaçmamız lazım, bu şekilde batılılaşmamız lazım gibi bir propaganda süreciyle karşılaşıyoruz. İşte Rusların bu vaktiyle ilk batılılaşma propagandalarına baktığımızda bizden çok daha farklı bir bakış açılarını görmüş oluyoruz. Kitabın batılılaşma noktasındaki en önemli karakteri ise Oblomov'un Alman arkadaşı. Öyle bir karakter ki bu, Oblomov'la birlikte bir çocukluk geçirmişler. Sonrasında Oblomov bir asilzade çocuğu olarak belli bir hayat yaşamış. Bu Alman ise hayata atılmış, büyük bir iş adamı olmuş. Oradan oraya koşan, Avrupa'yı baştan sona gezen, Rusya'da bile yerinde duramayan, sürekli hareketli, her işi halledebilen, her işi becerebilen mükemmel bir karakter ortaya çıkartmış. Bu Alman karakteri ile Oblomov arasında bizi bir tercihe sürüklüyor. Diyor ki işte bir tarafta tembel, işe yaramaz ama işte ahlaki erdemleri, duygusal yönü yüksek bir adam. Diğer tarafta ise çalışkan, her işi becerebilen, hareketli, orada burada gezen, sürekli işte seyahat yapan, insanların beğendiği, yücelttiği bir adam. Hangisi sizin için der gibi bir noktaya getiriyor bizi. Bugünden baktığımızda çoğu kişinin seçeceği karakter belli. Herkes Alman'ı tercih eder gibi bir pozisyondayız. Alman ve Oblomov'u kıyaslarken aslında kendisi de bu kıyası yapacak bir karakter de ortaya koyuyor. Bu karakterimiz de Olga. Başlangıçta Oblomov'la büyük bir aşk yaşıyor ve bu aşk yaşadıkları süreç içerisinde Oblomov gerçekten tembellikten kurtulmuş, çok çalışkan, büyük işler başarabilecek bir adam konumuna geliyor. O kadar çalışkan oluyor ki yeri geldiğinde bir konuyu öğrenmek için kütüphaneye saatlerce yolculuk yapıp orada günlerce vakit geçirip o konunun uzmanı olarak geri döndüğü dahi oluyor. Yani bu tembel karakterimiz bir anda aşırı çalışkan bir karakter olmuş oluyor. Ama bu süreç çok uzun süre devam etmiyor ve sonunda Oblomov yine Oblomovluk yapıyor. Eski haline dönmeye başlıyor. İşte tam bu noktada Olga pişman oluyor bu aşktan ve vazgeçiyor. Sonrasında ise Olga Avrupa'nın bir köşesinde tekrar Alman karakterimizle karşılaşıyor ki eskiye dayanan bir dostlukları da var zaten. Ama bu dostluk artık aşka dönüşüyor ve Alman'la orada aşk yaşıyorlar. Sonrasında bir evlilik süreci başlıyor ve işin en ilginç tarafı Alman geliyor bu durumu Oblomov'a anlatıyor. Oblomov bu evliliği onaylıyor. Hatta memnun oluyor. İşte tam bu nokta batılılaşma propagandasının en önemli noktası. Çünkü Oblomov eski Rus kültürünü temsil ediyor. Alman yeni Batı dünyasını temsil ediyor. Olga ise bu noktada yeni Rus halkını temsil ediyor. Yani yazarın vurgusu şu: eski atalarımız da olsaydı, o çok sevdiğimiz asilzadelerimiz, o mükemmel insanlar da olsaydı, bu yeni dünyada bizim artık batılılaşmamızı isterdi gibi bir noktaya getiriyor. Peki Olga neden bu dönüşümü yaşadı? Neden Oblomov'dan vazgeçti? Ya da Alman'ı daha önce tanımasına rağmen başlangıçta neden Alman'la aşk yaşamadı da Oblomov'la aşk yaşadı? İşte bu noktada önemli kitapta. Çünkü Olga bir Rus halkını temsil eden karakter. Başlangıçta eski Rus kültürüyle yaşamak istiyor. Ama bu kültürle yaşarken aynı zamanda çalışkan, yeni dünyaya ayak uydurabilmiş, Batı'nın da yeni ürettiği teknik olsun, işte belli özellikleri olsun, bunlarla da donanmış bir Rus kültürü istiyor. Oblomov aşklarının ilk evresinde gerçekten Rus ahlakını temsil eden, aynı zamanda da çalışkanlığıyla Batı'yı temsil eden bir karakter olacakken son anda eski haline dönünce yazar işte burada şu vurguyu yapıyor: İstediğimiz kadar uğraşalım, eski kültürün üzerine Batı'nın değerlerini yerleştiremiyoruz vurgusunu yapıyor ve bu noktada ilk aşkı bitiriyor. Bu Rus kültüründen Batı kültürüne geçiş güzellemesi bununla da sonuçlanmıyor kitapta. İlerleyen sayfalarda çok daha derin bir olayla karşılaşıyoruz. Oblomov dediğimiz karakter böyle aşağı sınıftan, bir asilzadeye yakışmayacak seviyede düşük bir halk tabakasından bir bayanla evlilik yapmış oluyor ve bundan bir çocuğu doğmuş oluyor. Bu arada kendi de vefat ediyor. Kitabın sonlarına geldiğimizde şununla karşılaşıyoruz. Kadın bu çocuğu Alman'a ve Olga'ya teslim ediyor. Alın bu çocuğu, siz yetiştirin çünkü bu çocuk bir asilzade. Bu çocuğu ben yetiştiremem diye çocuğu veriyor.
Hatta o kadar ileri gidiyor ki Olga şunu teklif etmesine rağmen, gel bizle yaşa, çocuğunun başında dur demesine rağmen, hayır, bu çocuğun benden uzakta hem asilzade olarak hem de Alman'ın getirdiği eğitim metotlarıyla yetişmesi lazım gibi bir noktaya geliyor ve çocuğuyla birlikte olmaktan bile vazgeçiyor. İşte bu nokta batılılaşma propagandasının zirvesi. Çocuğu, sevdiği kadın, hepsinin Alman'a teslim edilmesi gerektiğini, Batı kültürüyle artık yaşaması gerektiğini, kendi eski değerli Rus kültürüne dahi onaylatarak ilerlemek gibi bir süreci var. Bunlarla da yetinmiyor ve çok önemli bir hamle daha yapıyor. Bu hamlesi de şu: eski Rus kültürünü, Rus asilzadelerini ne kadar övüyorsa, yeni üretilmiş Rus karakterleri ise bir o kadar kötü. Yerli ve milli diyebileceğimiz Rus karakterler de var kitapta ama bunlar ağırlıklı olarak sahtekar, dolandırıcı karakterler. Hatta bunlar Oblomov'u dolandırırken, Oblomov'a şantaj yaparken, tehdit ederken Oblomov'u yine bunların elinden kurtaran Alman. Alman geliyor ve bunların üşkiyatını anlıyor, Oblomov'u uyarıyor ve gidiyor kurtarıyor. Sizin yerli ve milli çakallarınızdan dahi kurtulabilmeniz için Batı'ya ihtiyacınız var, Batı kültürüne ihtiyacınız var gibi bir vurgu var. Burada şunu düşünebiliriz: yazar geçmişteki Rusları işlerken nasıl işliyordu? Çok ahlaklı, çok düzgün, çok temiz insanlar. Bugünküleri ise daha kötü işliyor. Aslında değişen bir şey yok. Yazarın kastettiği sadece şu: yeni oluşan dünyada artık o ahlaklı, o temiz insanlar barınamayacağı için, o duygusal yönden zirveyi yaşayan insanlar barınamayacağı için, Rusluğu devam ettirecek olanlar sadece bu sahtekar alt tabaka takım insanlar şeklinde bir vurgu yapmış oluyor. Bütün bu yönleriyle elimize aldığımızda karşımızda hem sanatsal yönden çok güçlü hem de fikri altyapı noktasında çok güçlü bir propagandayla karşı karşıya olduğumuzu fark ediyoruz. Ve zaten bu tarz kitapları klasik yapan, günümüze kadar taşıyan özelliği de bu olsa gerek. Mümkünse arayı bu kadar uzatmadan görüşmek üzere.